Merhaba arkadaşlar, hızlı ders öğren kanalına hoş geldiniz. Bugün biyoloji özet bilgiler. Özet bilgilerden kastım, bu özet bilgileri hücre, ondan sonra virüs, bakteriler olarak ayırdım. Hem de onlar ile ilgili soru cevap şeklinde sorular hazırladım size. Çok faydalı bir konu olacak gene bu da. 20 tane soru cevap şeklinde sorumuz var ve çok konumuz var. Acayip konumuz var ki hepsini anlayın diye bir videoya hepsini sıkıştırdık. Geçen dersimizde KPSS 20. yüzyıl Osmanlı, Mondros, Cemiyetler ve Kuvayi Milliye videosunu paylaştım. Onu da izlemediyseniz tam şuradaki linkten izleyebilirsiniz diyorum ve birinci maddemize başlıyorum. Biyoloji özet bilgiler, hücre. Hücreden başlamak istedim ilk önce. Hücre ne demek? Hücrenin zarının görevi nedir? Ona bakalım. Hücrenin zarının görevi nedir? Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alışverişini sağlayan esnek canlı ve seçici geçirgen bir zardır arkadaşlar. 2. Endoplazmik retikulumun kaç çeşittir? Ve görevi nedir? Üzerine ribozom taşıyan granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşittir. Hücre içinde maddelerin taşınmasını, depolanmasını ve kimyasal reaksiyonların yapıldığı yerdir arkadaşlar. 3. Sentrozomun görevi nedir? Kendini çoğaltmak ve bölünme sırasında iyi ipliklerini meydana getirmektir arkadaşlar. 4. Çekirdeğin görevleri nelerdir? Metabolizmayı kontrol etmek, karakterleri oğul canlılara aktarmaktır. Ve yönetim kalıtıma geçiyoruz. Yönetim kalıtıma geçelim. 5. Yaşlanan bitki hücrelerinde bir tek büyük kofulun bulunmasının nedeni nedir? Metabolizma arttığı ürünlerin kofullarda depolanmasıdır arkadaşlar. 6. Bitkilerde hücre çeperinin yapısı nasıldır? Selülozdan meydana gelir, çeper üzerinde başka maddeler de birikir. 7. Bitkilerde çiçek ve meyvelerin renklerini ne verir? Plastitler ve koful öz suyunda bulunan antokyon denilen madde verir arkadaşlar. 8. Kloroplast ve mitokondrinin ortak özellikleri nelerdir? Çift zarlıdırlar. Kendilerine ait DNA'ları, ribozomları vardır. ATP'nin sentezlendiği ETS olan yerlerdir. Bölünmeye geldik şimdi. Bölünme 9. Hücrenin bölünme nedenlerini yazın demiş. Hücre yüzeyini arttırmak ve hacmini küçültmek için hücrenin büyümesi çekirdeğin etki alanını sınırlar ve çekirdeğin etki alanını arttırmak için hücre bölünür arkadaşlar. 10. Mitoz olayının en önemli sonucu nedir? Mitoz sayesinde yeni meydana gelen hücreler ana hücreyle aynı kromozom sayısı ve yapısındadır arkadaşlar. 11. Ökaryot hücrelerde hücre bölünmesi hangi iki evreden oluşur? Karyokines, çekirdek bölünmesi ve sitokines, sitoplazma bölünmesinden oluşur. 12. Mitoz bölünmenin safhalarının isimlerini sırasıyla yazın. Burada arkadaşlar bir kod var gene, ipbat diye. İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz. Karıştıranlar için böyle bir kod koyduk oraya, ipmat diye. Bununla faydalandırın, değerlendirin. 13. İnsan gametinde kaç kromozom bulunur? Bunların kaç tanesi otozom, kaç tanesi kromozomdur? Onlara bakalım. İnsan gametinde 23 kromozom bulunur. Bunlardan 22 tanesi otozom, bir tanesi gonozomdur. 14. İnsanlarda erkeklerin ve dişilerin vücut hücrelerindeki kromozom formülünü yazınız. Erkeklerde 44 artı XY, dişilerde 44 artı XX'dir arkadaşlar. 15. Bitki hücresinin mitoz bölünme sırasında ara pila ile ikiye bölünmesinin nedeni nedir? Hücre zarının dışında selüloz cepherinin bulunmasıdır. 16. Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür? Sperm ve yumurta ana hücrelerinde, yumurtalık ve testislerde görülür arkadaşlar. 17. Mayoz bölünme ile ne sağlanır? Dölden döle kromozom sayısının sabit kalması korunur ve gen çeşitliliğine sebep olur. 18. İnsanlar ve amipler arasında mitoz bölünme hangi yönden farklıdır? İnsanlarda mitoz bölünme, büyüme, gelişme ve eskiyen yerlerin onarımını sağlar. Tek hücreli amiplerde mitoz bölünme çoğalmayı sağlar. Ve nükleik asitlere geliyoruz. Nükleik asitlerden iki tane madde vereceğim. 19. ATP'nin molekül yapısı nasıldır? Adenin denilen azotlu bir organik baz, riboz denilen 5 karbonlu bir şeker ve 3 fosfat grubundan yapılmış bir moleküldür. 20. ATP sentezi kaç yollu olur? Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fotosentez ve kömesentez olmak üzere tam 4 tane yollu olur diyoruz arkadaşlar. 21. Bir nükleotidin yapısında 5 karbonlu şekerle azotlu organik bazın oluşturduğu kısma ne denir? Nükleozit denir arkadaşlar. 22. mRNA'nın görevi nedir? DNA'da bulunan genetik bilgiyi belli şifreler, yani kodon halinde çekirdekten sitoplazmaya aktarır. DNA'ya geldik arkadaşlar. 23. DNA modelinden faydalanarak hangi biyolojik olaylar açıklandı? DNA'nın hücre bölünmesinden önce kendini nasıl eşlediği, protein sentezi için nasıl bir şifre taşıdığı, mutasyonun nasıl meydana geldiği açıklandı. 24. Genetik şifre nedir? Genetik şifre bütün canlılarda aynı mıdır? DNA'da iki nükleotit dizisidir. Hücre içindeki bütün olayları etkiler. Genetik şifre her canlıda farklıdır arkadaşlar. Protein sentezine geldik şimdi. Protein sentezinde ise maddelerimiz var. Onlara bakalım. 25. DNA'nın neden mRNA gibi
bir aracıyla çalışmak zorundadır. DNA büyük bir molekül olduğu için çekirdekten dışarı çıkmaz. Proteinler sitoplazmada, ribozomlarda sentezlenirler. DNA şifresinin çekirdekten sitoplazmaya taşınabilmesi için bir aracıya ihtiyaç vardır. 26. tRNA'nın protein sentezindeki görevi nedir? tRNA hücre içindeki amino asitleri tanır ve taşır arkadaşlar. Virüslere geldik. Virüs konumuzdan da sorularımız var tabii ki. 27. Virüsler. Virüsler canlılara has özelliklerden hangilerine sahiptirler? DNA ve RNA içermeleri, konak hücre içinde üremeleri, mutasyona uğramaları, üremeleri sırasında yeni gen kombinasyonu oluşturmalarıdır. 28. Virüslerle mücadele etmek neden zordur? Çok küçüktürler, antibiyotikten etkilenmezler, çabuk ürerler ve konakçı canlıyı kullanırlar. Genetik kodlarını çabucak değiştirebilirler arkadaşlar. 29. Işık enerjisi kullanarak besin sentezleyen bakteriler nasıl adlandırılır? Fototrof bakteriler olarak adlandırılır arkadaşlar. Bakterilere geldik şimdi. 30. Bakteriler oksijen ihtiyaçlarına göre nasıl adlandırılırlar? Oksijen varlığında yaşayanlar aerob bakteri, oksijensiz ortamda yaşayanlar anaerob bakteri, her iki ortamda da yaşayanlar geçici aerob ve geçici anaerob bakteriler olmak üzere adlandırılır arkadaşlar. 31. Bakterilerde solunum enzimleri nerelerde bulunur? Sitoplazmada veya hücre zarında bulunur. 32. Bakteri popülasyonunda geometrik dizi şeklinde çoğalma neden sürekli olmaz? Bakteriler çoğalmaları için ortamdaki su ve besin maddelerini bitirirler. Bu sırada ortamda alkol ve asitli bileşiklerle beraber zehirli atıklar da meydana gelir. Bu durum bakterilerin sayıca artışını engeller. 33. Bakterilerde endospor nedir ve hangi şartlarda meydana gelir? Endospor bakteri sitoplazmasının su kaybederek büzülmesi ve etrafının dayanıklı bir zarla çevrilmesiyle bakterinin içinde oluşur. Bu olay üreme değildir. Bakterinin elverişsiz ortamlarda yüksek sıcaklıkta ve kurak ortamlarda uzun zaman canlı kalabilmesini sağlar. 34. Prokaryot bir hücredeki protein sentezinin ökaryot hücreye göre daha hızlı olmasının nedeni nedir? Çekirdek zarının bulunmamasıdır arkadaşlar. 35. Tatlı sularda yaşayan bazı bir hücrelerdeki kontraktif kofulların temel görevi nedir? Fazla suyu aktif taşıma yaparak difüzyonun ters yönünde boşaltmaktır. 36. Çok hücreli organizmaların gelişimine bağlı olarak bir hücreli organizmalarda bulunmayan ne gibi bir özel problem vardır? İç çevreden atıkların uzaklaştırılması, besin maddelerinin bütün hücrelere dağıtılması, organizmanın kendini eşleme olayı, hücre içi ve hücreler arası kontrol ve koordinasyondur. 37. Özelleşmiş hücre ne demektir? Belirli görevleri yapmak üzere farklılaşmış, şekil ve yapı bakımından benzer hücrelerdir. Kas ve sinir hücreleri özelleşmiş hücrelerdir. Özelleşmiş hücreler dokuları, organları ve sistemleri meydana getirir arkadaşlar. Hücre zarından madde geçişlerine geçiyoruz ve son 3 maddemizi de vererek bu videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. 38. Aktif taşımanın özellikleri nelerdir? Enerji harcanır, taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğrudur. Canlı hücrelerde görülür, enzimler kullanılır. 39. Pasif taşımanın özellikleri nelerdir? Enerji harcanmaz, taşıma çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğrudur. Canlı ve cansız hücrelerde görülür, sıcaklık ve hareket difüzyonu artırır arkadaşlar. Bu video için son maddemiz 40. madde. Hücrenin çok yoğun ortama konması halinde su kaybetmesi olayına ne ad verilir? Plazmoliz adı verilir arkadaşlar. 41. Hücrenin az yoğun ortama konması halinde su alarak şişmesi olayına ne denir? De plazmoliz adı verilir arkadaşlar. De plazmoliz. 42. Büyük moleküllü katı maddelerin hücre içine aktif taşıma ile alınmasına ne denir? Fagositoz denilir. 43. Büyük molekülü sıvı maddelerin hücre içine aktif taşıma ile alınmasına ne ad verilir? Pinositoz denilir arkadaşlar. 44. Deplazmoliz halindeki bir bitki hücresini saf suda bekletmeye devam edildiğinde kofu sürekli su alarak büyür ve sitoplazmayı hücre çeperine doğru iter. Bu olaya ne ad verilir? Turgor denilir arkadaşlar bu olaya. 45. Bitki hücrelerine giren suyun hücrenin içinden dışına doğru hücre zarına yaptığı etkiye ne denir? Buna da turgor basıncı denilir arkadaşlar. 46. Doğadaki canlıların özelliklerine, yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine göre sınıflandırmasına ne denir? Sınıflandırma yani taksonomi denilir arkadaşlar. 47. Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, yalnızca kendi aralarında serbest yürüyebilen ve verimli yani kısır olmayan yavrular oluşturan bireyler topluluğuna ne denir? Tür denilir buna da. 48. Sınıflandırmada kullanılan basamaklar, sınıflandırma yani en küçük topluluktan en büyüğüne doğru nasıl sınırlanır? Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem olarak en küçükten en büyüğe doğru sıralanır arkadaşlar. 49. Sınıflandırmada alemden türe inildikçe birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir? Birey sayısı azalır, ortak özellikler artar.
50. Sınıflandırmada türden aleme doğru çıkıldıkça birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir? Birey sayısı artar, ortak özellikler azalır arkadaşlar. 51. Bakterilerin antibiyotiğe ve kimyasal maddelere karşı kazandığı direnci nesiller boyu aktaran DNA kısmına ne denir? Plazmit denir. Bu video için ve biyoloji soru cevap şeklindeki maddelerimiz için son maddeye geldik arkadaşlar. Artık bitiriyoruz konuyu tamamen. 52. Protistlerden olan öglenanın özelliği nasıldır? Kamçılı olduklarından hareketlidirler. Bu nedenle hayvan olarak değerlendirilirken klorofil taşıdıklarından dolayı da bitki olarak değerlendirilirler arkadaşlar.